Bir gün Sedat Peker kıyamet kopacak dedi. Görülen o ki bu sefer eskiden Sedat Peker önce tweet atardı, ERK onları retweet yapardı ama bu sefer ERK Acerer attı. Sedat Peker ona benzer ama ekleyerek farklı şeyler... Bir aydır Kıbrıs çalışıyorum dedi ama. Kıbrıs çalışıyor ama görülen olay bir şey söyleyeceğim. Bir aydır çalışıyor değil mi? Rauf Denktaş'ın fotoğrafı tekrar verir misiniz mezarı başında? Ben şey ERK için söylüyorum. Tamam bir şey demedim. Için. Sedat Peker ne kadardır çalışıyor sence? Kaç yıldır çalışıyor? Şimdi şunu görüyorum. Sedat Peker'in bir videosu var. Özellikle neyle ilgili? Yalıkavak videosu. Yalıkavak'a gidiyor işte bir grup arkadaşıyla. Orada biliyorsunuz kafeler var. Kafelere oturuyor ve kimler Sedat Peker'in yanına geliyor biliyor musun? Garsonlar, aşçılar, güvenlik görevlileri. Yani aslında en aşağıdaki emekçiler geliyor Sedat Peker'in yanına ve herkes fotoğraf çektiriyor. Şimdi sorun şu. Güvenlik, garson, aşçı, daha başkalarını da koy. Ne demek Vidin? Serden geçtiler işte. Ne demek? Hayır. Garson demek hangi masada ne konuşulduğunu bilmek demek. Güvenlik kim girdi, kiminle geçti, kiminle çıktı bilmek demek. Kiminle geldi bilmek demek. Aşçı ne demek? Yemeğine her türlü şey koyabilirsin demek. Ne istediğini bile, ne yediğini, zevkinin ne olduğunu bile bilmek mi? Gel. Garson da hepsiz. Şimdi böyle bir adam, o serden geçtiler, toplumun ne diyordu? Şoförünüz, aşçınız, evinizdeki temizlikçiniz, bahçenizi temizleyen park bahçe şeyi söyle, bahçıvana kadar hepsinin serden geçti olabileceğini ve gözleri olduğunu iddia ediyordu. Ve ben bugün, şimdi ERK bir aydır çalışıyorum derken, aslında Kıbrıs'ı uzun yıllardır Sedat Peker çalışıyor bir de. Kıyamet kopacak diye bugünkü tweetinin başlangıcı Kıbrıs'ta kıyamet kopacak. Biz, bugün de bizim programımızın başlığı. Biz daha önce Kıbrıs'a iki kişinin gittiğini söylemiştik. Tabii bu isimleri vermemiştik. Şimdi... O isimler Kıbrıs'ta değil. Değiller mi? Değiller. Neredeler? Bilmiyorum. Kıbrıs'ta gibi mi gösteriyorlar kendilerini? Yani bir tanesini bilmiyorum. Bir tanesi beni çok aşar ama bir tanesi değil. Değil. Ama biz Kıbrıs'ta olduğunu biliyoruz. Öyle bizim biliyoruz. Kıbrıs'ta olmasını bilmemiz istendi. Bilmiyorum o kadarını. Şimdi sevgili Gerçek TV izleyicileri, Kıbrıs meselesinde, Kıbrıs'ta kıyamet kopacak meselesini sadece videolar üzerinden görmeyin. Bu da bir stratejinin parçası olarak görün. O Sedat Peker'in 2 Mayıs'tan itibaren söylediği parça parça koparacağım cümlesinde gizli bir oyun kurdu. Bu oyunu şimdi çemberi daraltarak gidiyor ve inanın bu oyun daha da büyüyecek. Ve bugün ERK Acerer'in ve Sedat Peker'in attığı tweetler şunu gösteriyor benim nezdimde. Türk iç siyasetinde kurulmak istenen bir oyuna da bir müdahale söz konusu. Geçen gün Habertürk yazarı Falti Altaylı ne yazmıştı Sedat Peker için? Birleşik Arap Emirlikleri'ne iki ajan karşılığında teslim edileceğini yazdı. Şimdi. Yanılmıyorsam 28 Ekim'de. Bunu niye gündeme getirmiş olabilir? Buna geçmeden abi Rauf Denktaş'la ilgili bir iki anekdot ben anlatmak tabii istiyorum. Nasıl biri olduğunu çok kısaca, çok bilinmeyen bir özelliği. Şimdi Sedat Peker de yazmış yani rahmetli olarak anmış kendisini. Rauf Denktaş hem yurt dışı özellikle Türkiye'ye geldiği zaman da yurt dışına gittiği zaman da otellerde bavulunda kendi şarabını götüren bir liderdi. Nedenini biliyor musun? Mesela misafir olarak gittin görüşeceksin. Güvenlik, kendi güvenlik. Hayır. Bavulundan işte veya bavulundan çıkartıp şeye koydu, buzdolabına koydu. Kendi getirdiği şarapları verdi. Çünkü o otellerdeki içecekler, özellikle alkolü içecekler, otellerde biliyorsun ki çok pahalıydı. Ve Rauf Denktaş kendi ödememesine rağmen, Kıbrıs Cumhuriyeti ödeyecekti. Ona rağmen kendi içkisini misafirleri dahil kendi götürecek kadar farklı bir liderdi. Bunu çok kişi bilmez.
Başka anlatacağım bir şey var mı? İkinci anlatacağım, Rahşan Ecevit'i de anmış olalım. Rauf Denktaş'ın cenazesinde Rahşan Ecevit en yaşlı hallerinden biriydi. Kıbrıs'a gidiyor. Bunu niye anlatıyorum? Çünkü Serdar Denktaş'ın da adı geçiyor. Kortejde yürümeye başlıyor cenazede. 6 kilometre falan yanılmıyorsam kortej. Rahşan da çok yaşlı, çok zor yürüyor. Serdar Denktaş oğlu geliyor, diyor ki sizi aracı alalım, araçla gelin. Rahşan da dönüyor, diyor ki araca binip korteje katılacaksam Türkiye'de evimde oturup televizyondan seyrederdim diyor. Şimdi bu Halil Falyalı'nın tutuklanması aslında özellikle tam iktidar değişikliğinin dönemine denk geliyor. Ve görülen o ki Kıbrıs'ta sular durulmayacak, Kuzey Kıbrıs'ta. Ve bence fırtına kopacak. Ben daha çok siyasette istifalar olacağını düşünüyorum. Eğer Erdoğan faiz Sucuoğlu'nun seçilmesini istememişse, bundan da rahatsızsa dedim, Faiz Sucuoğlu ile ilgili olarak çeşitli müdahalelerde bulunacağını ve sıkıştıracağını düşünüyorum. Erdoğan gibi bir siyasetin istemediği bir adamın görevden kalmasına yönelik olarak müdahale edeceğini düşünüyorum. Önce onu söyleyeyim. Şimdi Sedat Peker bu şeyciler üzerinden, bürokratların, siyasetçilerin, yargı mensuplarının, çocuklarının önce uyuşturucu, sonra kumara alıştırıldığını, sonra videolar çekildiğini söylüyor. Tabii özellikle Binali Yıldırım'ın Kıbrıs'ta bu tür kasetlerle ilgili FETÖ yöntemleri demesinden de son derece rahatsız oluyorum. Yani neden rahatsız oluyorum? Şöyle, yani arkadaş, biz şimdi başbakanın videosunu fullaştırmış halde izledik mi? Nasıl FETÖ operasyonu bildiğin bu? Nasıl böyle bir FETÖ operasyonu olur? Yani seni hani biz eskiden Türk filmlerinde biliyoruz. Yani neydi? Önder Soner miydi? Neydi bir isim vardı? Yani, neyse Edison'lu filmlerde. Edison'un sevgilisine Hülya Koçit ya da Filiz Akın olurdu biliyorsun. Şey yapmak için o uyurken yanına doğru uzanılır, fotoğraf çekilir, servis yapılır. Tamam bunlar, ama bunlar düzmece. Ama arkadaş, yani sevişiyorsun, mastürbasyon yapıyorsun ki Sedat Peker'in dün söyledikleri eşcinsel ilişkilerden söz etti ve bu eşcinsel ilişkilerden söz ederken de en önemlisi başka bir şeyden söz etti. Bu işe en çok karşı çıkanların olduğunu söyledi. Yani bunun üzerinden siyaset yapanların olduğunu söyledi. Şimdi görülen o ki Erk diyor ki bu videolar yayınlanmayacak. Ama Sedat Peker de bu videolarla ilgili olarak ifşa edeceğini düşünüyorum ben. Belki videoları yayınlamayacak. Çok iğrenç olduğunu ifade ediyor ama isimleri duyuracağını düşünüyorum dedim bu konuda. Göreceğiz. Ama ben Türkiye'deki siyasetçilerin çocuklarına geleceğini düşünüyorum burada. Onların üzerinden mi? Zaten şimdi bugün Rauf Denktaş'ın torununa gidince olay başka bir noktaya gidiyor. Tabii şimdi Rauf Denktaş'ın torununa gidince doğal olarak Serdar Denktaş'ın partisi var ve stratejik bir noktada. Yani hangi bu koalisyonun kurulup kurulmaması konusunda destek vermediği için partiyi böldüler. Öyle destek sağlamışlardı geçen hükümetin kurulmasında. Yine aynısını yaparlar mı diye düşünüyorum ama görülen olay şu ki özellikle Sedat Peker bu Kıbrıs'la ilgili videoları Deli Çavuş üzerinden yayınlarken şunu demişti. Herkesin videosu var ama bu işlere bulaşmamış siyasetçiler rahat olun. Sizinkilerini yayınlamayacağım demişti. Anlaşılıyor ki herkes FETÖ kumpasına mı mağdur kalmış baba ya? Yani? FETÖ iyi çalışmış yani. Devlet FETÖ'ye sızdı demişlerdi ya hatırlıyorsan. Bir şey söyleyeyim mi? Yani bu uçkura düşkünlük ya da ahlaksızlık kendi tabirleriyle söylüyorum. İnsanların kendi hangi ilişkileri yaşadıklarının kimsenin umurunda olması gerektiğini bana ne yani ben istediğim ilişkiyi yaşarım kimseyi ilgilendirmez. Ama kardeşim sorumlu bir mevkideysen, bürokratsan, devletle ilgili karar veriyorsan, yargı mensubuysan, emniyet mensubuysan, Başbakansan, senin videon olursa senin imza atamayacağın, devletin aleyhine, milletin aleyhine, ülkenin aleyhine imza atamayacağın bir şey olur mu? Bidin. Olur mu Allah aşkına?
Ya arkadaş ne kumpasından söz ediyoruz diyorsunuz ya, ne kumpası? Şimdi Deniz Baykal'ın özel kalem müdürüyle yaşadığını ne kumpası lan? Ya neyin kumpası? Ne kumpası? FETÖ kumpası. Ya o da Pensilvanya'ya selam göndermişti biliyorsun Deniz Baykal. Kasetten ama bir şey söyleyeceğim. Ben bir şey söyleyeceğim. Aynı dönemde AK Parti, Binali Bey, Erdoğan ne özeli lan ne özeli diye konuşmuyorlardı mıydı meydan meydan? E şimdi Kıbrıs'a gidince niye FETÖ yöntemi diyerek bu işi önemse? Niye şunu yapmazlar lan? Pislik yapmışsın lan, istifa et, ne uzatmasın, uzatma demezler bizim. Ahlaksızlık yapmışsın lan, istifa et niye demezler? Bir daha da siyasete zaten bulaşma. Peki o kasetlerin yayınlanması gerekiyor muydu? Bu bilinmiyor muydu CHP'nin içerisinde? CHP içinde genel olarak da söylüyorum. Bir şey söyleyeyim. Bir şey yayınlanmayacağı kadar herkes bilmemiş gibi davranıyor. Değil mi? Ama işte bu doğru mu? Bir din doğru olup olmadığı ayrı bir şey ama bir tane işte deli çavuşun, tamam mı, ya da bir serden geçtiğinin çıkıp bunu da yapması gerekiyor. Şimdi hayır, onun için demiyorum mesela. Baykal için söylüyorum. Ay bütün olarak da söylüyorum bunu yani. Sonuçta sen bunu yaptığını biliyor musun kardeşim? Deniz Baykal sen bunu yaptığını biliyor musun? İşte CHP oraya içinde kaç, bilinmiyor muydu? Bilinmez. Ya Allah aşkına sen şimdi, ben bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de kaset biriktirenleri bilmiyorlar mı dedim? O kaset biriktirenler bu kasetleri babalarının hayırları için mi biriktirdiler? Kullanmadılar mı hiç bugüne kadar? İma etmediler mi? Birilerine elinde kaset olduğunu söylemediler mi? Bunun karşılığında ne taviz aldılar? Ne pazarlık yaptılar? Ve hala onların elinde ise bu kasetler, Türkiye'den söz ediyorum. Onlarla ilgili bir şeyler yapılmamasının nedeni bu olabilir mi? Yani ben söyleyeyim ya, hukuk, bürokrasi, tekrar söyleyelim buna, emniyet, asker, ben şunu kabul etmek gerekiyor. Hani eline, diline, beline diyorlar ya, bu insanlık için geçerli. Hani Bektaşilikte, Alevilikte geçerli bir şey. Eline sahip çık, beline sahip çık, diline sahip çık, değil mi? Yani çalma, başkasının namusuna göz dikme, tamam mı? Ve diline kötü söz, insanları kırma. Buralara sahip çık. Yani sözü yutkunarak konuş deniliyor. Şimdi bir siyasetçinin yapması gereken bu değil mi? Arkadaş bulunduğun mevki, babanın mevkisi değil ki. Senin özel yerin değil ki. Kendi şirketin değil ki. Şirketi bile olsa yapamaz, ne de şirketin hissedarları vardır. O bir olumsuzluk olduğunu şirket hissedarları iflas ederler değil mi? Hisse senetleri bilmem neden dolayı. Yani kısacası bu aymazlığa, bu pervasızlığa, bu hemen bir kumpas lafına, itibarsızlaştırma lafına ifrit oluyorum ya. İfrit ediyor beni. Bugün Cumhuriyet'te Barış Pehlivan'ın haberini okudun mu? Oo, onu zaten geleceğim. Evet söyle. Yani tam oraya geliyor işte. Evet, yani ya, bu doğruysa çok büyük skandal ya. Söyle. Bir belediye başkanının akrabası bir toplantıda, belediye başkanları toplantısında aşağıda arabada beklerken esrar içiyor. Polisler müdahale ediyor. Gözaltına almak istiyorlar. Sonra belediye başkanı devreye giriyor ve engelleniyor. İddia bu. Şimdi bir şey söyleyeyim. Kim olabilir bu? Bilmiyorum. CHP'li biri yapabilir mi bunu? Ben sana Gelecek Partili biri yapabilir mi? Deva Partili biri, yani şey, polise müdahale edebilir mi? Yoksa ifşa olurdu şu ana kadar. Bunu da kullanırlardı, o emniyet mensupları da terfi alırlardı bir de. Bu korkunç bir şey ama ya. Bir şey o kadar şey, geçen gün daha o videoyu gösterir misiniz arkadaşlar lütfen? Kokain esrarla uyuşturucuyla ilgili ödül alıp sonra polisleri yaralayıp nasıl kaçtığıyla ilgili o video duruyor mu, gösterebilir misiniz? Hep ya arkadaşlar, çok akıllı olmaya gerek yok. Vallahi de çok akıllı olmaya gerek yok. Çok bilmeye de gerek yok. Uyuşturucu, esrar, kumar, yasa dışı, aklınıza ne geliyorsa, devletin içerisindeki bürokratının, emniyetinin, yargı mensubunun, bekçisinin, aklınıza ne geliyorsa, istihbaratının oluru olmadan yapılabilir mi? Göz yummadan tırlar dolusu şey gidebilir mi? Ya birileri nemalanmadan bu işler yapılabilir mi? Yapılabilir mi lütfen? Kim sorumlu? Kimi sorumlu tutacağız? Şimdi bugün Bahçeli'nin konuşmasında olduğu gibi Anadolu'ya çıkıp CHP'ye, biz de şimdi şey mi yapalım? Bu işlerden sorumlu olan CHP'dir mi diyelim? İYİ Parti'dir mi diyelim?
ne diyelim, kimi suçlu ilan edelim biz? Biz sıradan vatandaşlar ne diyeceğiz bir dünya? Yani biz sıradan gazeteciler, arkasında abileri olmayan, korumaları olmayan, silahları olmayan, güvenlikli konutlarda oturmayan, kapılarında silahlı güvenlikleri olmayan biz sıradan insanlar ne yapacağız? Susacak mıyız? Korumalar değiştirilmiş bu arada, iddialar doğruysa. Kimin korumaları? İşte onu yakalayan da otomatikman korumalar olduğu için. Heh, şunu gösterir misiniz arkadaşlar? Video, videosu da vardı. Bak dikkat et. Burada ilginç olan ne biliyor musun? Bu herif arama noktasına geldiğinde şeyi çıkarmıştır. Polis kimliğini çıkarmıştır bir de. Buna rağmen polisler, bakar mısın şu arabanın üzerine atlayan polise? Evet. Kahraman o. Ve bırakmıyor, atmıyor kendisini yere. En sonunda iniyor, araçtan kaçıyor. İki tane polis de yaralanıyor bu olayda. Bak polis ateş ediyor bir taraftan. Silahını çekmiş. Ya sevgili Gerçek TV izleyicileri. Hani biz devlet deyince diyorlar ki devlet demeyin. Tamam öyle demeyelim. Ama devletin içerisindeki bir yapı ya da yapılar izin vermediği sürece yasa dışı herhangi bir şey yapılamaz. O ülkede mafya olamaz, kara para olamaz, uyuşturucu olamaz, olamaz oğlu olamaz. Ve siyasetin beslenme noktası yasal para değildir. İmar rantıdır, rüşvettir. Aklınıza ne geliyorsa budur. Başka bir yöntemi olamaz bu iş. Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorlar. Ve eğer bu uyuşturucu meselesi, bu kara para meselesi, arkadaşlar bir ülkede uyuşturucu, kara para, insan hakları ile özdeş biliyor musunuz? Bir ülkede bu kara para olayı ne kadar yaygınsa o ülkede insan hakları o kadar az. Bir ülkede rüşvet ve yolsuzluk ne kadar büyükse o ülkede hukuksuzluk o kadar büyük. Bir ülkede ahlaklı siyasetçileri denetleyen mekanizma yoksa, ahlaksız siyasetçileri denetleyen bir mekanizma yoksa, bürokrat da dahil olmak üzere, emniyeti de, tüm devlet bürokrasiyle ilgili söylüyorum, siyasi parti. Onu denetleyen bir mekanizma yoksa o ülkede adalet yok demektir. O ülkede siyaset ahlaksız demektir. İnsan hakları yerde sürünüyor demektir. Özgürlükleri ara ki bulasın demektir. Orada emirler birinin sadece iki dudağı arasından çıkan kurallardır. Onlar iyidir, diğerleri kötüdür. Allah aşkına şu şeyi verir misiniz arkadaşlar? Bugün dördüncü kez, üçüncü kez göstereceğim. Rize'deki fotoğrafı verir misin? Gidin. Rize'de İsmail Saygı'nın. Biliyorum, biliyorum. Evet. Hem bugün sabah gördüm hem de senin programını evet seyrettiğim için. Teşekkürler Erdoğan. Tek bir cümleyle 10 ülkeyi dize getirdi. Abi, bu ülkede gerçekten toplumun bir kisminin ne içtiğini, ne yediğini, nasıl düşündüğünü, nasıl inandığını vallahi billahi merak ediyorum. Ya insan aklı hiçbir sormaz. O bir sözle 10 ülke dize gelir mi? Seni göndereceğim dedi değil mi? Talimat verdim dedi. Ve onlar da eleman bizi gönderme. Özür diliyoruz mu? Dediler ki böyle afişler asılıyor. Ve toplumun bir kesimi gerçekten bu afiş asılmasa da buna inanıyor. Siz bir özür gördünüz mü? Eleman dediklerini gördünüz mü? Hollanda Başbakanı arkasında durdu bugün tekrar yaptığı açıklamayla. Sevgili arkadaşlar, sevgili Gerçek TV izleyicileri, AK Partili, CHP'li, MHP'li, İYİ Partili, HDP'li kimi izliyorsa, hangi siyasi partiyi tutuyorsanız, tutmuyorsanız, partisizseniz, inanıyorsanız, inanmıyorsanız hiç önemi yok. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Ya ne olur birazcık sorgu, birazcık akıl, birazcık zeka, birazcık acaba sorusu, neden sorusunu sormak. Ya söylenen, bize söylenen yalan olabilir mi? Bu kadar ne? Olabilir mi? Bunun ne çok basit bir iki tane kaynak bakmak ya. Bu kadar mı şey olduk? Ya aptallaştırıldık. Bu kadar mı hepimiz pudra şekeri mi çekiyoruz? Ne yapıyoruz biz? Yemin ediyorum. Adam pudra şekeri çekiyorum dedi ya. Ula pudra şekeri kimse çeker mi oğlum?